Merhaba sevgili arkadaşlar, burası Aygül'ün Efeler Mahallesi'nde bir tane 2 artı 1 bir dairedir. 2 artı 1 bir daire. Bu daire ne istedi abi? Evet, bu daireye 295 bin TL para istedi arkadaşlar. 295 bin TL birkaç yaşındadır. Deprem yönetmeliğine uygundur. Gördüğünüz ev bu. Holu molu çok geniş. Burada emin olun, yani siz alıcı gözüyle eğer araştırdıysanız benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü bir insan araştırdıysa iyi bilir. Gel babam içeri. Bu ev, yani ev sahipleri çok ufak, yeni, sıfır yapılan evler, jelatini üstünde evler. Efendim söyleyeyim, 450-500 bin lira falan. Fakat bu 295 bin TL. Evet, gel babacığım. 295 bin TL, 2 artı 1. Bu da jacuzzi var arkadaşlar. Banyomuzun penceresi de bu. Bu kaçıncı katta? Üçüncü katta. Geniş bir evdir. Geniş bir ev. Furkan, dilersen şuraya geç, bir de burayı göster. 295 bin. Bunda pazarı falan yok. Ben o kadar hani 320, 310 demedim. Pazarı yoktur. Bilginize bugün ceketi de giydim ben. Evet arkadaşlar, burası da hol görüyorsunuz. Kıyafetini kontrol edip aynası da var. Efendime söyleyeyim. Orada odalar büyük. Furkan, odalar büyükmüş lan. Evet, dairelere göre dinle, odaları çok büyük. Balkonlar da büyük. Geç odayı böyle göster Furkan. Furkan. Cemil abi, Cemil Karakış. Dibinde Karakış İnşaat. Yıllarca inşaat yaptı Cemil abi. O yüzden dün berberden gördüm. Oğlum diyor, ne güzel yapıyorsun falan. Canım abi. Evet arkadaşlar, bu birinci oda. Evin birinci odası. Gel ikinci odayı da gösterelim. Sevgili arkadaşlar, burası da evin ikinci odası. Fiyatı 295 bin lira. Aslında ucuz söyleyince insanlar kafa karışıyor. Bir arkadaşım vardı, 850 bin lira bir villa dedi. Dün bana dedi, 100'e çıkar dedi. Neden dedim? Dedi ki ya, ucuz söyleyince almıyorlar. Bir villa vardı, biz de 100 yapacağız, daha yapmadık. Çünkü öyle, yani bunu bir ben arz etmek istiyorum. Bir tane ev vardı, 6 artı 1, 2 arsa üstüne. Adam dedi ki 1.350'ye ver. Son 1.500 falan istiyordu. Efendime söyleyeyim, biz de 1.350 koyduk. Sonra birileri çıktı, biri 1.250 verdi, biri 1.300 verdi. Ondan sonra 1.300'e verdiler. Adam dedi, ben sana 1.400-1.350'ye veririm dedi. Sonra adam 1.350 de verdi, bir daha satıştan çekti. Dolayısıyla bazen ürünün son fiyatını bu sektörde söylemek bazen de doğru olmuyor. Bazen de doğru olmuyor. Şimdi adam neyi görüyor bizimkiler, bizim Türkler? Ya adam kendini inşaat yapıyor. Ya bir koyun sürüsü gibi kurbanlık getiriyor. Kurbanlık pahalı. Efendim yok, bu daire çok pahalı. Adam kurbanlığına bile karışıyor. Ama öte taraftan özelleşen Katarlara verilen Türk Telekom'un hizmetini eleştirmiyor. Yani bakın, Türk Telekom'da hizmet alıyor musun, almıyor musun? Efendime söyleyeyim, orada sana yasal olarak aboneliğini yapmış, hizmeti almıyorsun. Onu eleştirmiyorsun. Geliyorsun, adamın kurbanlığını eleştiriyorsun. Ya da adamın evini eleştiriyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Yani konuyu daldan dala atlamış gibi olmayayım ama yani adam kendi Anadolu'dan gelmiş, Trabzon'dan, Samsun'dan, Hatay'dan gelmiş, kendi bir inşaat yapıyor. Ya arsa 200 lira oldu, 150 üstüne ev yapıp 350, öyle kolay değil mi? İnşaat riski var, vergisi var, çapraz inceleme var, maliye müfettişi var, bir inşaata düştü, sigortasız, cezalar var, abonelik, kolay değil. Dolayısıyla adamın gözünde, şeyde, ekmeğinde, kaç para vereceğinde, onu istişare yapana kadar böyle milli bir davam olsun. Yani kardeşim, adam geldi evin Katar'ı, Türk Telekom'umuzu aldı, ismi de Türk Telekom, hiçbirimiz hizmet almıyoruz. Dolayısıyla bence o konular daha önemlidir. Üstüme vazife olmasa birileri diyecek, daldan dala atlıyor. Ama doğrusu o. Elin Katar'ı ne var Türk Telekom'da? Amca, altyapıyı yenileceğiz diye aldılar. Türk bankalarından da kredi çektiler, sonra ortada bırakıp gittiler. Aynen öyle. İşte geliyor, yok bir tane müşteri inşaat yapmış, bu pahalı, olur mu böyle bir şey? Abi sen ona baksana. Yani o kadar eleştirilecek şey var ki, sen gelmişsin, yok bu, anladınız mı? Yok adam kurbanlığında kaça satıyor, yok bu daire kaç var. Ya sen yoluna bak, yok. Evet arkadaşlar, koridorumuz bu. Vallahi, evet. Sevgili arkadaşlar, geldik salona. Salonumuz da bu, evet.
Salon, mutfak açık, 3 tane balkonu var. Bir an dışını da acaba drone'lasak mı, drone'lamasak mı? Olur. Drone'larız. Drone'u da videonun başlarına sonuna ekleyeceğiz. Daire cidden büyüktür. Şimdi ben bunu niye söyledim? Pazarlık, mazarlık yok. Pazarlık için arayacaksınız, arabayı. Pazarlık yapalım diye arıyorsanız lütfen arabayı. Yok başka hal hatır, selam, kelam derseniz arayın. Ben size olacak rakamı söylüyorum. Efendime şimdi bu 320 böyle aşağıda bilmem gözlerimi oynatmıyorum. Ben size net söylüyorum. İşi biliyorsanız gelin ama yok. Ha, bu böyle bir şey olur. Adam gerçekten parası yok. Gerçekten başını sokacak bir evi yok. O zaman iş başa düşer. Bizim kişiliğimizde, kültürümüzde yardımcı oluruz. Ama adam gelecek tatil evi yapacak. Bu adamın evini ucuz zararına vereceğiz. Yok öyle bir dünya. Yani hiçbir emekçinin hakkını ben laylo yapmak için bir adama kıyıp da ucuza vermem. Hakkı neyse o. Adamın evi yoksa, dışarıdaysa o zaman hepimiz ceketimizi üstüne atalım. Evet arkadaşlar, burası da o. Bu konuda göstereyim ama. Torre'ye ferim alısı oraya. Torre'ye delal alısı oraya. Evet arkadaşlar, burası da mutfağımız, buzdolabı, merve. Valla bunlar 10 yaş gibi var. Yapı denetimli, enerji kimlik belgeli, deprem yönetmeliğine uygun. Abla bana selam olsun. Burada bir balkon var, bir ablamız var. O da dışarıdan gelmiş. Bir de televizyonu çıkarmayın. Abla sen tam balkonla göstersin. Abla. Tamam sen çıkarmıyorsun abla. Tamam ablayı çıkarmıyorsun. Abla dur. Neyse balkon drone ile çekeceğiz. He? Çık git abla sen. Dur ablayı çekme. Abla sen çekmiyorsun. Dur bana. Dur abla. Sevgili arkadaşlar, burada balkonumuz. Efeler Mahallesi'nde. Efeler Mahallesi. Burada okulumuz. Evet, okulda göster. Gekemin. Babayım ben. Tık tık. Okulda orada. Yönler. Kolejde orada. Hadi gel. Tamam Furkan. Drone'ları da yapalım. Arkadaşlar dediğim gibi 295.000'le pazarın yok. Kettüm bir insan değil. Ben size doğrusunu söylüyorum. Şirin dilli yapıp 320'yi evet hallederiz falan demiyorum. Fiyat neyse onu söylüyorum. Yani bu durum, saygılarımı sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinde öpüyorum. İyi günler. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz daire bu. Bahse konu olan daire bu. Evet, daha bahse konu olan dairemiz bu. Binalarda drone çekimle de size arz ettik. Bakın işte. Evet. Çevrede böyle, saygılarımı sunuyorum.